Almanya'nın doğruladığını, Türkiye'nin bu mevzuyu yalanladığını. Peki nasıl? Almanya'da reddedilen Türk sığınmacıların sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderileceği iddia edilmişti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Keçeli'den söz konusu iddiaların yalanlanması geldi. Peki tamam diyorsunuz ama haber ve açıklamalar böyle kalmıyor. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise Almanya ve Berlin arasında anlatıldığı gibi değil, böyle bir anlaşma var diyor, açıklıyor. Türkiye ve Almanya arasında sığınmacı anlaşması yapıldı. İmzalar atıldı. Türkiye Almanya'dan haftada 500 sığınmacıyı geri alacak. Alman basında yer alan iddia buydu. Ankara yalanlasa da Almanya anlaşma tamam dedi. İddiaya göre Almanya başlangıçta toplamda 200 kişiyi çeşitli tarifeli uçaklarla Türkiye'ye gönderecekti ama Ankara haftada 500 vatandaşını geri alma teklifi sundu. Karşılığında da Almanya'nın mevcut vize işlemini hızlandırmayı kabul ettiği belirtildi. Bu kararın da Erdoğan'ın Kasım 2023'te Berlin'e yaptığı ziyaretten sonra müzakere edilmeye başlandığı ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli iddiaları sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızla Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York'ta yapılan görüşmede bu konu gündeme gelmemiştir dedi. Ancak Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser söz konusu anlaşmanın düzensiz göçün engellenmesinde bir yapı taşı olduğunu belirtti. Türkiye'nin Almanya'da kalmasına izin verilmeyen vatandaşlarını daha hızlı bir şekilde geri alabileceği bir noktaya ulaştık açıklaması yaptı.